Merhaba sevgili seyirciler. Bir hayvancılığa sektörel bakış programıyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere Bursa iline bağlı Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi'nden yayın yapıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz programda yavrusunu sineğe kaptıran ve söğüt dalına yuva yapan mandanın hikayesiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Şu anda yanımızda da manda yeticisi Mehmet Kızılbey var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar Özer Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Ben bu köyde doğup büyüme, 10 seneden Bursa'da duran hem manda yetiştiricisi hem kasaplık yapan bir kişiyim. Mandacılığa meslek olarak da biz bunu kasaplık olarak da biz bunu fantazi duyduk. Ve bunun için de içimize sevgiyle yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz biz bu işi. Ve mandanın nerede olursa olsun her yerde koşup cevap verebiliyoruz. Yani her yönde seminerlerde olsun, diğer araştırmalarda olsun. Yani kendimi mandacı adamış birisi olarak görüyorum. Yıllardan beri bu işi yapıyorsunuz. Hem kasaplık mesleğiniz devam ediyor hem de manda yetiştiriciliği yapmıştınız. Mandayı sizden dinleyelim. Mandanın yetiştiriciliğinden başlayalım. Yani şöyle söyleyelim. Türkiye'deki mandacılık ne durumda? Şimdi 1982 yıllarına geldiğimiz zaman Türkiye'de 1 milyon manda varken sonra düşe düşe bu aşağı yukarı çok azlara düştü. Ne zaman 2001-2002 yıllar arasında üreticiyi koruma olarak birlikte kurulmasından sonra mandacıya teşvik gelmeye başladı. Ve o zamanki zamandan bugüne kadar da manda başına verilen devletin verdiği teşvikler var. Eğer zaten teşvikler verilmeseydi bu mandacılık bitmişti. Teşviklerin sayesinde bugün birliğe kaydı olarak elde bulunan gen kaynakları olarak var. Bir de Anadolu mandası ıslah çalışması var. İki çeşit proje var. Buradakisi Anadolu manda gen kaynakları olarak değil. Öbürünün 820 lira desteği var. Bunun 350 lira var. Aradaki fark bu. İslah çalışmasına girdiğin zaman da 800'de 600'e düşürdü. 600 tane anaç manda lazım. Ama benim köyümdeki Bursa Manda Yetişiciler Birliği tahmin olarak 1400 tane hayvanı var. Bunun 1200 tanesi benim kendi köyümde. Ama 600 tane anaç manda burada yok. Anaç manda olmadığı için de projeye dahil değil. Yani 820 lira yerine 350 lira almakta bunu üreten vatandaş. Erkek malına geldiğimiz zaman canlı 300 kilo karkasa girdiği zaman da 150 lira devlet destek vermekte. Şimdiki sayıya geldiğimiz zaman Türkiye'deki manda sayısına geldiğiniz zaman aşağı yukarı 130 bin lira buldu. Bunun yanında tabii İtalya'dan gelen mandalar da var. Sadece bizim kendi mandamız da değil. İtalya'dan ithalatçı firma bunu dağıttı. İnegöl'de var, Bursa'da var, Türkiye genelinde var. Ama ben diyorum ki yani gelin bu 3150 avroyu dışarı vereceğimize biz kendi bölgemizin malını koruyalım. Yani bunu kalkındıralım. Manda mı lazım? Nereden isterse mandacı birlikleri var. Bugün 27-28 tane olması lazım. İster Balıkesir arasın, ister bizim Bursa mandacı birliği arasın. İsteyen beni arasın. Her yönden yardımcı oluruz. Neden? Osmanlı'dan bize bir yadigar olarak iyilik, hoşluktan başka bir de mandacılık kaldı zaten. Başka bir şey de kalmadı. Bugüne kadar yüzlerce sır çeşidi vardı. Elde olan 5 çeşit sır çeşidi kaldı. Manda burada bizim ıslah çalışması yapılmadı. Yani dededen oğluna, oğlundan torununa 4. kuşak burada mandacılık yapanlar var. Hı hı. Bununla beraber mandacılık bugüne kadar yürüdü. Ve şunu da her zaman ben tekrarlarım. 29 Mayıs 1453'e baktığın zaman İstanbul'un fethinde Halis sırtlarına 100 çift manda koştuğunu Fatih Sultan Mehmet Han'ın kitaplar bunu yazdı. Ama bizi sonradan bunları unutturdular. Bu hayvan öyle bir kuvvetlidir ki bunda çatı açma, yok ayaktan yıkılma gibi olaylar olmuyor. Bunun en büyük sorunu şu gördüğünüz Kemalpaşa çayı Ulaabat Gölü'nde dökülmesiyle dolayı benim köyüm buna daha elverişli. Yani Kemalpaşa çayı koca suyun oranından doğan suyun Ulaabat Gölü'nde Karaoğlan Köyü toprakları içerisinde döküldüğü için mandacılık bunun için elverişli. Ama bunun hastalığı var mı? Var. Kelebek hastalığı yapar. Onun da iğnesi, aşısı var. 3 ay, 6 ayda bir karma var. Bunun da önüne geçildi. Bu da iyi bir şey. Yani bunu bugüne kadar önüne geçen veteriner arkadaşlar sizin meslekte hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Ayrıca da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Hüseyin Yıldız Hocam da sizin sayenizde görüştük, tanıştık. Abdülkadir Orman Beyli olsun, Sezgin Hocam'la. Mandacılıkla ne yapılabilir? Beslenme konuları, hastalık konularında yardımcı olabileceklerini ve öğrencilere de bunu uygulamalarak gösterebileceklerini. Ben de her türlü katkıya hazırım dedim. Yani burada ne iş isterseniz varım dedim. Hı-hı. Şimdi mandacılık böyle. Şimdi gelelim mandacılığın yaşam alanları. Birincisi sulak yer olacak. Ilık yer olacak. Gidip de dağ bölgesinde olmaz. Olur mu? Etlik olarak olur. Şimdi onun ırkı ayrı. Şu şekil ayrı.
Besi alacağım mandada bir defa kalın boynuz. Koca göz, alt çene geniş, kemik kalın, deri kalın. Soğuk bölgeye. Bunun öyle. Ama Anadolu mandası istihdam çalışması süt sektörüne girdiğin zaman, süt veren manda dişiler o baktığın zaman da birincisi yüzü ince yüzü, güler yüz olması mandanın bir defa şart. İkincisi ince boynuzlu. Boyunun hani halk arasında bozuluk yılanı derler ya, o şekilde suvacı gibi kambur olması. Üçüncüsü üstten geniş olması. Derinin ince olması. Gövde yapısının buna uygun olması ve en son geldiğimiz zaman da dördüncü nokta da tırnağın üstündeki tırnak, diz, çanta kemiği bir olması lazım. Süt sektörüne gelmesi için mandanın burada. Şimdi mandayı böyle özetliyoruz. Şimdi gelelim manda ile sığırın arasındaki farka. Şimdi sığıra süt yemi verdiğin sürece sığır süde yatar ama yarın başında bir sürü şey açar. Soğal hastalığı diğer halk arasında süt umması olur. Mandada bu olay olmaz. Doğum felci olmaz. Olan şekilde. Eğer 30 kiloluk sığırla bir mandayı bir araya bağlarsan onun verdiği yemle beraber manda da 10 kilo verir. Sığır da 30 kilo verir veya 40 kilo. Birinin sütü 1.25 lira. Birinin sütü 3 lira 50 kuruş burada. Cumartesi pazar olduğu zaman 5 lira. Ama şimdi bizde de bu birlikler kurulduktan sonra bizde özel sürüler çıktı. Yani 300 tane, 200 tane, 100 tane olan kişiler var. 1200 manda var ama bu 1200 mandanın zaten 600 tanesi burada. 600 tanesi 3 kişi olan özel sektörde. Birlik başkanında, abisinde veya köyden olan bir arkadaşta. Şimdi durum bu bir. İkinci bir şeye gelelim. Mandanın gebelik süresi 10 ay 20 gün. Veya 10 ay 29 gün devam eder. Yani 11 ayı bulmaz. 2 yılda kızgınlık gösterir. Yahut 3 yılda durumuna göre. Doğuma yapar. İlk doğumunu doğumda zorlama olmaz. Kendi kendine rahat doğum yapabilen bir hayvan. Sütüne geldiğin zaman 3 kilo veren de var. 5 kilo veren de var. 10 kilo veren de var. 10 kilo süt veren manda var ama en azından ikinci, üçüncü malak. Yani en azından 6-7 yaşta bulması lazım. Yani bir insandaki yaş sınırı 30-40 gibi olgunluk zamanı. Şimdi bunu olması lazım. Bizim en büyük kaybımız daha hala böyle devam ediyor. Sütün yağ oranına göre bize para ödenmiyor. Mandanın sütü %8 yağlı. 10 kilosu 3,5 lira. 3 lira 50 kuruş. Sığır sütü simmental de 1 lira 25 kuruş. Molotofon da 1 lira 25 kuruş. Hoştan da 25 kuruş. Şimdi bakıyoruz biz üretici olarak memnun değiliz. Yem satan yem fabrikaları memnun değil. Bizi sütten alan sanayici de memnun değil. Aradaki fark ne şimdi burada? Herkes halinden memnun ama bir yerde de hayat devam ediyor. Biz şimdi elinin gittiğini sığırla biz uğraşmayalım. Biz kendi malımızı kendimiz değerlendirelim. Yani en azından yerli malına bir saygı duyalım. Yerli malını babadan dededen kalmaya bir sahip çıkalım. Yani bunlar sahip çıkılmazsa bu iş bittiydi zaten. Benim köyümde de 300 tane manda kaldıydı. Ama ne yazık ki şimdi bugün 1200 lira buldu. Hep çabalamayla devletin verdiği desteklerle. Sen devlete gideceksin, kendini bağıracaksın, bulacaksın. Devlet senin ayağına gelmez. Ama bunu bizim birlik yöneticilerinde böyle bir anlayış yok. Olsa da çok nadir yani. Yani bunu sen ararsan devlette böyle sözler olmaz bu iş. Yazıyla olur. Gideceksin, bulacaksın. Arayacaksın. Madem buna gönül veriyorsan. Vermiyorsan tamam bu işte biter. Zaten bitme noktasına bu şekilde geldi. Yanlış yapılanlar da oldu. Şimdi ikincisine gelelim bu mandanın et ürünlerine burada. Mandanın etindeki kalori 480-500'dür. Sığırdaki 850'dir. Afyon Kocatepe Üniversitesi manda hakkında bilimsel çalışma başlattı. Ve manda etinin kalp hastalarına, kolesterol, şeker hastalarına faydalı olduğunu aradı. Buldular da. Ve bunun için doktora yapan kişiler de var. Fakat bizim Uludağ Üniversitesi'nde böyle bir şey zaten yapılmamış. O olmadığı zaman da çekilen kural sonucu bize de bozinek çıkmış Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne. Afyon'da manda çıkmış. Neden? Afyon kaymağı meşhur. Adam çıkmasa da mandayı almış. Bizimkiler de bozine almış. Ben kimseyi burada yadırgamıyorum. Sen arayıp bulmazsan senin Karolay köyünde manda olduğunu nereden bulacak adam? Sen git bul. Yani ben mandacıyı manda demekle bu olmuyor. Mandacının peşinde gezeceksin. Mandacıda sevgiyle bakacaksın. Sevgiyle bakmazsan bu iş olmaz. Şimdi mandanın hoşlaşmadığı üç renkleri yine söyleyeyim. Sarı, kırmızı, yeşil. Sarı ile kırmızı çok büyük alerjisi vardır. Gördüğü zaman boksör gibi manda soldan çalışır. Çiğner atar, süser. Mandanın en büyük olaylığı bu. Şimdi sucuğuna geldiğimiz zaman %20 olarak maya olarak kullansan dahi sucuğu o kadar güzel kabarır. Yani karbonata gerek yoktur.
Eti de aynıdır. Mesela ileride şimdi sonra mangal yakacağız, göreceğiz. Malak eti kendinden olarak kabarır mandayla beraber. İçi sünker gibidir. Hiç karbonat kabul etmez. Zaten karbonat siyahlaştırır. Pastırması çok güzel olur. Mandadan olur. Tamam, bugün her hayvan her yerine pastırma olur ama antrikot pastırma başka, nuar pastırma başka, kuş göğün pastırma başka, her yerine olan bir pastırma başka. Bizde ne yazık ki kıyma fiyatları 40 liraysa bonfile büftek fiyatları 50 lira yahut 60 lira. Halbuki kıyma bugün etin en adi yerinde olması lazım. Yani bizde bonfile büftek o kadar pahalı değil. Pahalı diyenler de hiç şey yapmıyor. Nedir ki yani bir hayvandan çıkacağı 300 kiloluk bir malaktan çıkar 6 kilo. Antrikot çıkar 7 kilo çıkmaz. Sen bunu söylüyorsun da tüketici olarak bunun inciğini, gerdanını, pençatı etlerini bu kasap nasıl satıyor? Onu kimse söylemiyor. Bu sefer ben bunu dile getirdiğim zaman sen kasaplardan yana oluyorsun diyorlar. Halbuki ben kasaplardan yana olmuyorum. Olan meydanda. Şimdi durum bu. Yani şimdi mandanın yaşam alanları bir defa ıslak olacağını söyledik. Sulak olması şart. Yeşilliği kendi kendine bulur. Hastalıklara dirençlidir. Bak her tarafta 81 vilayette 70 tane vilayetin hayvan pazarları kapalıdır. Benim köyümde şap yoktur. Neden? Şapa ve yapılacak aşılara benim köyüm çok duyarlı oldu. Şurada 10 seneden beri. Mecburen duyarlı olmak şeyinde ama mandacılığı hep biz ikinci sınıf attık. Al başından yolları sal gitsin mandacıya akşamleyin gelsin. İşte dere işte mera. Ama bu anlayış bitti. Bu anlayış zaten bu anlayışla bu mandacılık bitti. İkinci plan olmaması lazım. Mandacının yaşam alanları işte böyle dile getirdik. Olan mandanın durumu burada. O kadar da itiraf bakım isteyen bir hayvan değildir yani manda. Bütün artık maddeleri değerlendirir. Hani bitki bölümü nasıl size, zooteknik size, bu da aynı manda da aynı öyledir. Ama gelin diyorum ben Türkiye genelinde Osmanlı'dan kalma bir mandacılık var. Onu da canlandıralım, ona da sahip çıkalım. Sahip çıkmazsak bizim avrolarımız, dolarlarımız zaten yurt dışına gidiyor. Biz herkese bunu bir şey yapıyoruz, paralarımız dışarıya gidiyor. Şimdi 10.000 liraya, 10.500 liraya dışarı bir manda almak varken gelin kendi bölgemizde mandayı 6 liraya, 7 liraya alalım. Kendi bölgemize sahip çıkalım. İyi boğalar yetiştirelim. İyi süt veren mandalardan malaklar alalım. Kardeşleme bizi mahvetti zaten burada. Hep kendi ırkımızdan boğul bıraka bıraka. Akraba evliliği olduğu için doğumlar buradan sakatlaştı. Yani olan bu. Başka. Peki manda yetiştirmek isteyen bir kişi bu konuda nereden yardım alabilir? Yani gelip sizi bulsa veyahut da birliğe gelse. Ben manda yetiştirmek istiyorum. Bana şu kadar manda lazım dese. Ne gibi yardımcı olabilirsiniz? İster size ulaşsınlar, ister ziraat birliklerine, ilçe tarım müdürlüklerine ulaşsınlar. Bana ulaşacak kişiyi ben boş çevirmem. Nereden bulurum? Neden bulurum? Ben 81 vilayetin 70 vilayetini manda için gezmiş insanım. Nerede olduğunu biliyorum zaten. Hangi manda süt yapıp yapmadığını da biliyorum. Onu da bırak. Arasın bizim mandacı birlik başkanımızı. Yani ona senin 50 düvem lazım, 100 düvem. Biz bunu buradan temin ederiz. Evet. Kurban bayramına geldiği zaman, kurban bayramında da manda sertmiş, işte zor şöyleymiş, böyleymiş falan. Hiç gerek yok. Gelin 20 gün bir ay öncesi. Burada yardımcı olanlar var. Zaten benim işim, ben kurban bayramı zaten bunları kesiyorum. Yani ben mandadan korkan biri de değilim. Evet. Gelsin adam böyle grant olaya gelsin, mandayı beğensin, şey yapsın. Bayram günü mal sahibine getiririz, keserim, alır etini gider. Hiç böyle kravatı takımı bozmadan. Hiç gidip de kemik sırma falan uğraşmasın. Biz hepsini hallederiz burada. Evet. Peki normal ineğe, boğaya göre, danalara göre kesimi daha mı zor? Nasıl yaklaşıyorsunuz hayvana? Şimdi manda serttir. Manda şimdi sen mezbalada şimdi kafa sistemine göre kesilip yapar. Biz burada binçten kaldırıyoruz. Yeryanlı binç veya traktörler. Şimdi mandanın 300 kilo olduğu zaman canlı en azından 600 kilodur. Fakat vurduğu tekme en azından bir ton gelir. Zaten benim ayağım sakatlanmasına sebep de mandadır. Evet, bir de öyle bir sorunumuz var. Soru var ama her şeyin bir bedeli olacak yani. Sen şimdi 50 yaşına kadar 14 yaşından beri hayvan kesersen bunun bedelini ödeyeceksin. Yani bu Allah yarına bırakır, kimsenin yanına bırakmaz. Evet. Bu gerçeği de bilelim. Yani mandayı ben de dişi damızlık olarak olsun, etlik olarak olsun, cemiyet için olsun gelsin keser. Kesim yeri de var. Onun için yardımcı oluruz. Bana ulaşmaları sorun değil, size de ulaşabilirler. Bana da ulaşabilirler. Ve yardımcı olalım ki biz burada Bursa bölgesinde, her bölgeye ben manda yetiştiricisine saygı duyuyorum ama gelin bu Bursa bölgesinde 17 ilçenin içinde bir tek kalaba manda bizde var. Evet. İnegöl'de, Yenişehir'de manda kuran çiftlikler oldu. Ama yazık yani o dolarlara, marklara. O 10 kilo 800 süt, o süt verecek mandalar burada da var. Peki bu bizim Anadolu ırkımız olarak geçen manda ırkı. Bunlarda ıslah çalışması yapılsa, süt verimlerini arttırma yönelik yurt dışına hiç bağımlı kalmadan kendi mandamızı idare edebilir miyiz? Fazlasını idare ederiz ama bunu Bandırma Harası bunu yaptı.
Murra cinsi yetiştirdi. F1, G1 yetiştirdi. Ben bunu söyleme bıktım burada. Herkes işte Ali'nin mandası yiyor, Veli'nin mandası yiyor, Kemal'in mandası yok. Osman'ın. Ya gelin başka yerden bir tane boluk bana kalın. Şu ırkı bir değiştirelim. Bu akraba evliliklerinden vazgeçelim. Hı hı. Yani kardeşimler bilsin. Sakat doğumlar olmaya başladı. Evet. Süt rekoltesini yukarı düşürürüz biz. Düşürmemiz imkansız. Yani yukarı çekebiliriz. Ama yeter ki biz bir yardımcı olsunlar. Yani biz hep diyorum ya, sana gelip de bandırım harası yahut veteriner fakültesi, il tarım müdürü sana gelip de boğuluk manda vermez. Sen müracaat et. Evet. Bakalım adam geliyor mu gelmiyor mu? Gelin bana böyle böyle yapın diye. Bakalım manda bolsa bu köye veriyor lan vermiyor lan. Onları seyretsinler. Evet. Ben bunu da söylüyorum. Peki lafınızı biliyorum da. Şimdi arkamızda mandalar hareketlendi. Artık eve dönüş yoluna geçtiler. Mera'daki işleri bitti. Şu anda burada arkamızda kaç tane mandamız var? Şimdi 600 veya 700 civarında manda var burada. Şimdi köyde 37 kişi de manda var. Ben kayıtlara baktım. 34 tanesi sizin değil de bu 30 tanesi burada. Kalan da 10 tane 20 tane onlar göl boyunda ayrı çoba tutanlar var. Buradan ayrılmama bak. Bandacıların bugün yıl itibarında son günleri. Evet. Ama 3 kişi şahsı olarak da 2 tanesinde 300 tane 250 tane olanlar, bunların ayrı çobanları var. Hı hı. Bunların bir tanesi sırf mera mandacılığı yapıyor bu derenin öbür tarafında. Bir tanesi köyde işte gittiğimiz zaman göreceğiz kapalı sistem. Birinde evet. Erkek mandalar var, birinde damızlık mandalar var. Yani yaşlı mandayı getirmiş, yeni doğum yapan düveye getirmiş yavrusuna sahip çıksın diye. Böyle yapanlar var. Ama bu manda popülasyonu burada sürdüğü sürece bu iş olur. Karolan köyü mandacılığı bırakırsa, bırakanları da gördü, geri dönüş olmadı. Dönemezsin. Evet. Geriden gelen nesil bunu yapmadı, yapmaz da. Yani bu bir gerçek. Aynen. Şimdi burada 600 tane mandamız var. Peki bu kan yakınlığından dolayı bunu soruyorum. Şu anda kaç tane erkek manda var burada tohumlayıcı şimdi, olarak? Şimdi tohumlayıcı olarak burada bir tek manda boğası var. O da Mera Komisyon Başkanı'na dahil edildiler muhtarlıktan sonra. Daha önce muhtarlığa dahildi. Yazın birlik başkanı kendi onda her yıl 80-100 tane erkek mala yetişir. Kurbanda satar, kurbandan sonra yine eve gittiğim zaman göreceğiz. 2 tane, 3 tane düzgün fizi olan malakları burada köyün mandasını ayırır. Hı hı. Bunlar buradaki yoz mandayı tohumlar. Yani bu manda ikiye bölünür. Sağma olan eve gelir, yoz olan ovada kalır. Evdeki gelen mandaya da bir tek manda boğası var, o idare eder. Hı hı. O da kale aşım şekli, bugün aşım yapar yapmaz bilemezsin. 20 gün sonra yine tekrarlar. Hı. Yani manda da sığır gibi 40'ında 50'sinde. Kızgınlığı gösterir. Her 20 günde bir döner. Ama mandadaki solayı, yavrut bu burasol olayı hiç olmaz. O konuda her şeye dayanıklı hastalıklar. Şapa da dayanıklıdır. Şap konusunda. Şapa da dayanıklıdır. Tamamdır. Başka burada eklemek istediğiniz bir şey var mı Mehmet Bey? Yok, hiç eklemek istediğim bir konu yok. O zaman bir de kapalı sisteme geçip orada devam edelim programımıza. Evet sevgili seyirciler, manda yetiştiricindeki kapalı manda yetiştiricini işleyeceğiz. Şimdi Mehmet Bey'e beraber, Mehmet Bey, mandalarda gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yani ineklerde olduğu gibi kuru dönem var mıdır? Ne gibi bakım şartları gerekiyordur? Onları sizden dinleyelim. Şimdi mandanın sığır gibi bakım şartları vardır kendine ama fazla bir bakım fazla istemez. Neden istemez? Normalde şimdi mandanın bazısı bir yıl kendini sağlattırır. Sağım bittikten sonra kızgınlık gösterir. Bu nadiren olabilir. Ama bazıları da aynı sığır gibi 45 gün 50 günde 2 ayda kızgınlık gösterir. Yeniden gebe kalma şansı yakalar. Evet. Yani kis olayı boğutmamalı olmaz bunda mandada. Bu 6 ay 5 ay 7 ay sağınır. Yani son 3 ayına kadar bu manda sağınır. Kes. Kendini niye attı öyle ya? Narettir mandada ondan. Gönderelim abi, gönderelim. Durdu, tamam dursun şimdi. Tamam. Sağ. Tamam. Giriyoruz mu? Tamam. Aynı yerden devam et. Tamam. 6 ay falan sandıktan sonra gebeliğini zaten bilirsin. Bildiğin zamanda da sığır gibi son 3 ay falan istemez bu. Bazı manda da 4 ay varken bırakır. 5 ay hamileliğinden sonra bırakır. 4 ay gibi. 4 ay sonra bu merada ise meraya gider. Yoza. Yaz süresinde. Eğer evde ise evde normal bakım alınır. Yani diğer manda ne girse o da onu girir. Yani ayrım olarak yok buna biz silaj verelim ya yok vermeyelim gibi bir konu olmaz. Yani mandata o kadar sır gibi de hasta düşünce bakan kişiye sahip olmaması lazım. Evet. Normal olarak oluyor. İşte bu da 10 ay 20 gün sonra doğan bir yavru. Bu biraz yaramaz da yani. Bu
Mandaların özellikleri arasında hani agresif olmaları, aktif olmaları daha yavruluktan başlıyor. Ya inatçıdır zaten. Hı-hı. Şimdi mesela 10 ay 20 günde bu doğmuş. Bu 4 gün 5 günlük malak bu şimdi yavru. Evet. Yavru olarak. Şimdi bunun mal sahibi bunun herkesin kendi özel nişanı vardır. Bakın kulağını yarmış ucundan. Bu kişiye özel nişandır burada. Evet. Bir de bunun kulak küpesi vardır. Bu eskiden gelen bir alaktır. Hı-hı. Yani babadan dededen kalma kulak nişanı. Kulak nişanı. O kimin hayvanı oldu? Kimin oldu belli. Herkesin ayrı olarak kulak nişanı vardır. Evet. Ve bu bundan sonra da kulak açları olur. Kulak küpesi takılır. Bu erkek mi dişi mi bakayım ben dişi. Erkek olsa 3 yaşında kesime gelir. Dişi olduğu için merada kalır. Hı-hı. Ne zamana kadar? Sağlıklı bir hayat sürdüğü sürece 15 yaşından 20 yaşından kalır. Ama belli bir hastalıkta veya evreler hayvancılık biter veya başka bir normal bir sorun habersiz çıkarsa, hı hı, sonra kasap. Kasaplık olarak devam eder. Ama bu geleceğin damızlık mandası. Evet. Peki ideal bir manda daha yavruyken anlaşılır mı? Yani bu hayvan besiye gelir veyahut da işte düve olarak işte şey olarak yetiştirilir, damızlık olarak yetiştirilir. Kriterleri nelerdir? Şimdi hep söyledim olay. Mandanın yüzü güler yüz olması lazım dedim. İnce suratlı. İşte dişi olduğu için bakın. Yüz olarak ince yüzlü. Alt damağı o kadar geniş değil. Gözleri ufak. Boyuna geldiğin zaman boyun aynı su acı tipi. Hı hı. Kafa tipi ona uygun. Kulak öne göre yani kalın tipli değil. Arkadan baktığın zaman üst geniş. Evet. En büyük özelliği benim mandal kriterde aradığım topuk, tırnak, dirsek, çanta kemiği. Evet. Üst genişliği. Arka kasa, üst kasa sivri değil. Hı. Sivri olduğu zaman arka torbayı dar yapar, önü geniş olur. Bu sağlıklı olmaz. Evet. Yani bu kafa, burun, göz bakıyorsun, kulak ona keser. Boyun uzun, üst geniş ve kriterler de burada uygun. Dişi olmasının özelliği. Tabii. Mandamız. Dişi olma özelliği bu. Bu kalın derili olsa bu ideal olmaz. Bak derisi ince. Yani bu daha yavruluktan. Yani aslan yatandan belli olur derler. İşte ideal bir manda bu. İdeal mandamız. Yani onun için zaten ayırdık. Bunun için olmayanlar da var. Hı hı. Ama bu da 3-4 günlük yavru. Evet. Şimdi bu 2 ay, 3 ay annesini emer. Ondan sonra bunun yanında yonca veriyorlar kaba yem olarak. Evet. Buzağı yemi de verebilirler onu da. Fakat bu sileci anaları yiyor, anneleri. O ayrı. Bu bunu yemez. Hı hı. Yani boya eriştiği zaman yer. Ama bu alçaktan gezer. Gezer ve zaten hocaların da üniversitede üzerine durdukları da salma sistem. Bu gezer gezer annesini emer. Hı hı. İki ay. Zaten bundan sağlıklı olur bu. Evet. Yani bu 5 kilo 7 kilo sütü bu emer. Ve ağız sütü. Ağız sütü istediği kadar emer. Zaten önemli olan ağız sütü burada. Ağız sütü emmedik bir yavrudan zaten sizin besleniniz bu. İleride hayır olmaz. Evet. Onunla istediğin gibi verim alamazsın. Ama bundan alırsın. Yani hareket olduğu için açık besi şeklinde yavrunun gezmesi, annesini emmesi, hareket etmesi, hı hı, ve ishal olmaması. Mandada ishal olmaz bak kolay veri yoktur. Evet. Yani şu 3 günlük yavru. Ağız sütünden normale dönmüş. Ama tam ideal gelecek olan bir Anadolu mandası. Gözünle, kaşınla, kirpinle, kulağınla, gerisinle, duruşunla, topunla, ayağınla, üstün genişinle en ideal ölçü. Peki şimdi 3-4 aylık yavrumuz burada. Annesini emiyor. Günlük kaç litre süt emer? Şimdi bu 3 veya 4 günlük. Şimdi bu annesi bunun damla olduğu için 7-8 kilo süt yapabilir. Yani süt yapabilir. Bunu da devamlı olarak bu emer. Buna bu süt çarpmaz. Daha 3-4 günlük yavru bu. Ağız sütünü bitirmiş normale dönmüş. Ama daha bir ishal yok bunda. Zaten ondan sağlıklı olur manda. Ya manda ise yani şimdi normal ağız sütünün bazıları kendisi de insan olduğu için ya burada ayrı bir şey olarak peynir gibi yapıyorlar. Korutmaş derler bu köyde. Ama o hayvanı sıkın alıyorsun. O iyi bir iş değil. Evet. Yani ama yavrumuz sütünü emdikten sonra sağmal olarak gene sütü kalıyor annenin. Tabii sütü kalır ama bu şimdi yenike kalır 15-20 günlük ya. Yarın bir ay olduktan zaman zaten bu sütü bu malak yemer. Evet. Bunda bu kalmaz. Bu ne varsa yemer. Bir de kandırabilirse yandaki arkadaşı varsa yandaki arkadaşının da annesinin sütünü yemer. Ama manda anlarsa yabancı anne hemen tekmeyi vurur. Yavruyu uzaklaştırır. Uzaklaştırır. <tabii. gülüyor> Yani çok hassastır yani. Aslanlar gibi o manda bunu baktırmaz bu manda. Evet. Bu manda baktırmaz. Ama durun bakın işte bak. Şöyle kamera karşıya bakalım. Bak somak, alt damağın geniş dar olması, üst erkeğe bakarak. Bak bunun dilekleri normal. Hı hı. Bak göz ufak gözlü.
Kafa tipi güler yüzlü. Kulak çaptığı zaman böyle kapaya. Ve ense ona güzel. Üstü geniş. Ama tam bir yani yaratılığını yaratılacağı seveceğim ve böyle seveceğim bunu. Böyle.